Merhabalar, evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli takipçiler. Bugün sizlerle yine bomba gibi videoyla karşınızdayız. Ben evinizin ücretsiz teknisyeni Nurullah Zengin. Bugünkü konumuz arkadaşlar, ocaklarda yandığı zaman hemen sönme olayı neden olur? Ocak hani yanmıyor, ilk basıyorum yanıyor ama düğmeyi salınca sönüyor dediğiniz bir olay var. Bu problemle sürekli karşılaşıyorum ben. Hatta bugün bir tane müşterimiz ocak getirdi. Birebir bunları da sizlere göstermek istedim. Herhangi bir marka olabilir. Tüm markalarda aynı problemle karşılaşıyoruz. Bunun için sizlere adım adım tek tek ne yapabiliriz? İki ocağımızda da bir tanesi açık, bir tanesi kapalı şekilde iki ocağımızda örneklerle göstereceğim. Öncelikle videoya başlamadan aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Eğer ki videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ayrıca teşekkürler ve katıl seçeneğimiz var aşağıda arkadaşlar. Oralardan da bize bağışta bulunabilirsiniz. Şimdi ocağımıza yaklaşalım. Arkadaşlar şimdi burada bulunan düğmemizi biz çıkardık. Siz de bu düğmeleri şu şekilde asılıp burayı çıkarıyorsunuz. Çıkardık. Şunu hemen kenara koyalım. Mesela bastığımızda şunu da şu diğer ocağımı da göstereceğim. Diğer ocağım gaza bağlı. Şu an bu hazır şekilde tamir ettiğimiz bu ocağımız. Şu şekilde pul koyuyoruz. Bakın yanmadığı zaman şuraya basmıyor. Şuraya tam basmadığı için bu şekilde pullar koyuyoruz. İki tane pul veya tek pul koyarak üstüne. Sonra da bunu taktığınız zaman şunları takmadan gösteriyorum ben size. Sonra da şunu taktığınız zaman bakın daha rahat basacaktır. Eğer ki sizin bu pulları koymadan normal yaktığınızda sönüyor. Sert basınca, sert bastığınız zaman tutuyorsa, hatta bunu deneyebilirsiniz. Sizin tutmuyorsa sert basarak bir deneyin. İçine doğru biraz sert basın. Korkmayın kırılmaz. Böyle sertçe basıyorsunuz şu algılıyor o zaman. Buradaki musluğumuza siz bir nevi sinyal gönderiyorsunuz. Musluk algılamadığı için buradaki sinyali alamıyor. Siz de buna sert bastığınız zaman musluk buradaki sensördeki sinyali alır ve gazı sabit tutar. Hemen diğer ocağımıza geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi bir tane biz burada ocağımızın camını söktük. Hazır şekilde sizlere göstereceğim. Mesela şu ocağımızda bakın yakıyorsunuz sönüyor. Yakıyorsunuz sönüyor. Burada bir gaz emniyeti olayı var. Bakın şu parça. Bu gaz emniyeti bu sensör daha doğrusu. Gaz emniyet parçası diyoruz biz buna. Bu aynı zamanda sensördür. Bu sensör musluğa bildirir. Bu da gazı, bu her ısındığı zaman gazı sabitler. Ama sıcaklık gittiği zaman otomatik gazı keser. Bunun sebebi de budur. Yani sabit yanmamasının sebebi. Siz şöyle uzun süre tutmanız gerekiyor bunda. Sürekli çıt çıt çıt. Anca o şekilde tutar. Bu musluğumuzda böyle bir arıza vardı. Sensörü değiştirdik, düzelttik. Ama şu arkanızda biraz önce gösterdiğimiz ocaktaysa farklı bir problem vardı. Hemen ona yönelelim. Şöyle dönelim hemen ocağımıza. Hani yanmama olayını göstermek için o ocağı gösterdim arkadaşlar sizlere. Buna da şöyle pul koyuyoruz. Musluklar çok basmıyor. Musluk basmadığı zaman da aynı işi yapar. Şu pulları buraya koyuyoruz. Tekrar öbür ocağımıza geçiyoruz. Şurada bakalım. Şöyle yaklaşalım. Şu sivici görelim arkadaşlar. Bakın şurada bir tane bir parça var. Yeni tiplerde şu parça konuluyor bak. Bizim pul gibi pulun farklısı. Yeni modellerde böyle kronik sorun olduğu için şu pulu eklemiş firma. Bu pulu buraya atarak da siz şey yapabilirsiniz. Sorunu giderebilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar bunu açmışken ocağı şunu da söyleyeyim. Şu kahverengi olan sivişlere su değerse, yemek taşarsa çakmakların sürekli çıt 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 yapmaya başlar. Siz hiç fişi çekmeden burayı saç kurutma makinesiyle şu aralardan kurutabilirsiniz. Bunları çıkarıp yani şu şekilde bunları çıkaracaksınız. Buradan saç kurutma makinesini ikişer dakika ikişer dakika tutarak buradaki sorunları kurutarak çözebilirsiniz. Bunu da buradan kısa bir bilgi olarak paylaşıyorum. Örneğin arkadaşlar şuraya su kaçma sebeplerinden bir tanesi şu ocağımıza geçeceğiz tekrar. Şurada bulunan bakın contalar var. Bu conta bu şekildedir. Sizin bir contalar eski değilse veya çıktıysa yerinden oturma şekli böyledir bakın. Bazısı şu şekilde koyuyor buraya. Böyle koyuyor. Bu kesinlikle uygun değildir. Bu şekilde içine girecek. Bakın şu camın arasında kalacak. Şu camın altında, şu üstünde, şu da ortasında.
Bunu bu şekilde içine gömeceksiniz arkadaşlar. Burada çok dikkat edin. İçerisine su kaçarsa musluğu da bozabilirsiniz. Sensörleri de bozabilirsiniz. Dediğim gibi bir diğer seçenek ise şu pulları koymak istemiyorsanız, kötü görünür diyorsanız içerisine şunun kağıt koyabilirsiniz. Şu içerisine atıyorum küçük kağıt parçalarını, şu pul kadar mesela bir kağıdı ikiye katlayıp içerisine basabilirsiniz küçük tornavida ile veya kürdanla. Sonra denersiniz. Bu da kesinlikle işe yarar arkadaşlar. Şimdi kısa bir bilgi daha. Arkadaşlar şöyle bir tel fırçam var. Biraz önceki yanmama sorunuyla alakalı. Atıyorum altına kağıdı koymuştuk ya. Veya buraya conta pul koyduk. Pulu koydunuz, kağıt koydunuz. Yine düzelmedi. Ne yapıyoruz? Şuradaki sensörlerimiz var bakın. Bu sensör, bu da çakmaktır. Çakmağınız yanmıyorsa da şu üstünü tel fırçayla fırçalayabilirsiniz şu şekilde güzelce. Veya zımparalayabilirsiniz şu üstünü. Burası kirlendiği zaman manyeti ateş edemez. Ve şu sensör de aynı şekilde. Sensörü de zımparalıyoruz veya bu şekilde temizliyoruz. Yani bunlar ocakların genel bakımıdır arkadaşlar. Bu şekilde sürterek buradaki bölgeyi daha hassas hale getiriyoruz. Daha erken algılayacaktır bu sensörümüz parçayı, sıcaklığı. Musluk da hemen algılayıp da buraya bilgi verir. Otomatikman ocağınız sorunsuz yanar arkadaşlar. Şöyle uzaklaşalım. Ocaklarla alakalı başka sorunuz varsa arkadaşlar, hani çok ocak arızaları geliyor. Ben hani genellikle bu tarz arızalar geldiği için sizlere bu arızayı söylemek istedim, çekmek istedim. Sizlerden hani ocağımda abi şöyle bir sorun var deyin. Veya gaz kaçağı var. Gaz kaçağında genellikle şuradaki bakın şurada gaz parçamız var. Gaz giriş hortumu var. Buraya bakmanız gerekiyor. Buraya bir süngerli köpük yapın. Sakın çakmak çakmayın, patlarsınız bak. Bazıları eski amcalarımız çakmağı çekip bom patlatıyordu. O yüzden siz sadece köpük yapın. Yani demem o ki, ocaklarınızdaki sorunları bize bildirebilirsiniz. Aşağıdan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi ocaklarla alakalı söyleyeceklerim bu kadar benim. Hani biliyorsunuz sizlere beyaz eşyalar konusunda, kalorifer petekleri konusunda, kombiler, uydular, televizyonlar, yani her şeyle alakalı videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler de bu emeğimizin karşılığı için aşağıdan bir abone ol butonuna tıklayın arkadaşlar. Abone olursanız hani bizim de emeklerimiz boşa gitmez. En azından hani sizler bizlere değer verdiğiniz için takip ediyorsunuz diye anlarız. Değer verdiğinizi anlayınca biz de videoların devamlılığını getiririz. Sizlere her türlü videolarla karşınızda oluruz. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken sadece abone ol butonuna tıklamak ve bizleri desteklemek. Eğer ki videomu beğendiyseniz, bu sorununuz gittiyse aşağıya yorumlara abi sorunumu çözdüm, teşekkür ederim diye yazarsanız çok sevinirim. Ki videolarımızın işe yaradığını biz bilelim. Ki bunların devamını getirelim. Farklı arızanız varsa aşağıdan da şu arızam var, bunu da çekebilir misiniz diye yorum atın. Ben de sizlere bu konularda destek olayım. Şimdi hepinize iyi günler. Görüşmek üzere arkadaşlar.